Hasan Paşa ile görüşecektim. Buyurun komutanım. Yalnız bize verilen talimatta içeriye sadece sizin gireceğiniz yazıyor. Ben sizi burada bekliyorum komutanım. Tamam. Artık yolun sonuna geldiler. Bu belgeler onların sonu olacak. İnşallah Yavuz. İnşallah. Tamam dayı oğlum. Bir şey olursa hemen bana haber ver. Eyvallah. Direkt harekat merkezine beyler. Emredersiniz komutanım. Komutanım istihbaratta görüştüm. Bir hareketlilik yok. Sanırım babanızla ilgili başka bir durum var. Anlayacağız. Sağ salim alırız ellerinden komutanım. Merak etmeyin siz. İnşallah.
götürün arkadaşlar. Komutanım var mı bir haber? Var Yavuz. Anlatacağım. Ama önce hepinizin eline sağlık. Büyük bir iş başardınız. Devletin üst düzey yöneticileri özel kuvvet komutanlığını bizzat arayarak takdir ve teşekkürlerini ilettiler. Sağ olsunlar. Ama babam ellerinde. Sakin ol Yavuz. Komutanım, o şerefsizler babamı yaşatmaz. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Şimdilik bir şey yapmamıza gerek yok. Anlamadım. Agah her şeyi planlamış. Videoyu ekrana verelim. Önce izleyin, sonra konuşuruz. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde içiniz içinizi yiyor olacak. Özellikle de senin oğlum. Beni kurtarmak için neler yapabileceğinizi tartışıyor olacaksınız. Ama buna şimdilik gerek yok. Çünkü bilmeniz gereken hususlar var. Öncelikle hepiniz gibi ben de vatan sevdalısı bir vatandaş olarak bu görevi canım uğruna, hayatım pahasına kabul ettim. Bu uğurda pek çok arkadaşımı ve sevdiklerimi feda ettim. Vatan sağ olsun. Şimdi son noktaya geldik. Artık Medusa devrede. Yapabilecekleri bütün hamleleri yaptılar. Ama başaramayınca ellerindeki en büyük planı da devreye soktular. Medusa. Yıllardır planlanmış, yaratacağı felaket adım adım hesaplanmış bir terör hareket planı. Görevim o planı deşifre etmekti. Son ana kadar uğraştım. Ve artık tek bir hamle şansım kalmıştı. Ebu Zübeyir. Eğer onun bildiklerini öğrenebilseydim, Medusa'yı engellemek için büyük bir şansa sahip olacaktık. Maalesef Ebu Zübeyir ellerinde. Onun bildiklerini öğrenmek için şimdi tek bir şansım var. Benim açığa çıkmam. Eğer açığa çıkarsam beni konuşturmak için muhakkak uğraşacaklar. Ve konuşturana kadar Ebu Zübeyir'i nerede tutuyorlarsa oraya götürecekler. Ayrıca bendeki bilgileri almak isteyeceklerinden, yaptıkları işkencelere dayandığım sürece hayatta kalmama müsaade edeceklerdir. Biliyorum riskli bir plan. Ama neleri kaybedeceğimizi göz önünde bulundurursak risk yok denecek kadar az. Söz konusu vatansa canımız hiçten öte değildir. Öyle değil mi? Sizler bunu benden daha iyi bilirsiniz. Eğer sağ kalırsam ve hedefime ulaşırsam size takip için sinyal göndereceğim. İlk sinyal yerimi öğrenmenizi sağlayacak. İşaret edecek. O zamana dek beni sabırla beklemeniz gerek. Evlatlarım, unutmayın.
Öncelikli görevimiz benim hayatım değil. Sizlerin hayatı da değil. Tek bir görevimiz var. Medusa'yı önlemek. Her ne pahasına olursa olsun. Medusa'yı önlemek. Ben burada Ebu Zübeyir'den bilgi almak için çalışırken sizlerin de yapması gerekenler var. Dört koldan saldıracağız. Güvenli evlerimden birisinde yıllardır biriktirdiğim yabancı devlet görevlilerinin terörle ve Medusa'yla olan bağlantılarını içeren yazılı kayıtlar var. Adresi videoyu gönderdiğim mailde mevcut. O dosyanın acilen ilgili birime teslim edilmesi gerek. Teslim edeceğiniz kişinin bilgisi dosyada mevcut. Devletimizin aldığı müşterek görevlendirme kararından dolayı bu bilgiler Erdem Yarbay tarafından elden teslim edilecek. Karşı tarafta bilgisi mevcut. Bu bilgi sadece bende ve sizlerde var. Allah yardımcımız olsun. Yavuz. Eğer bir daha görüşemezsek senden bugüne kadar sana yaptıklarım için af diliyorum oğlum. Beni affet. Hakkını helal et. Seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum baba. Yavuz. Emredin komutanım. İyi misin? İyiyim komutanım. Komutanım bir şey diyeyim mi? Allah herkese böyle vatan sevdalısı baba nasip etsin. İnşallah Medusa'yı döneceğiz, babanızı da kurtaracağız komutanım. İnşallah. Komutanım, istihbarat bilgi geçti. Agah Bey ilk sinyali göndermiş. Konum deşifresi yapılıyor. İçeri giriş için tüm bilgiler toparlanıyor. Bilginize komutanım. Tamam, sağ ol. Hadi Yavuz, hemen çıkın. Ateş sen kal. Belki operasyon için ihtiyaç olabilir. Emredersiniz komutanım. Ebu Zübeyir. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum, biliyorsun değil mi? Ama çok uzun yıllardır. Ne oldu bize? Ha? Niye bu hale geldik biz? Para yüzünden mi? Ama bizim çok daha büyük hedeflerimiz vardı, öyle değil mi? Benim hedeflerim değil. Neymiş lan senin hedefin? Ha? Dur ben söyleyeyim. Para, daha çok para, öyle değil mi? İçimize girdin. Bir sürü eylemde başrol oynadın. Sonra oyunu kurdun. Dur dedim, ben bunu satayım. Bu mu senin hedefin? Siz sanki başka bir şey için yapıyorsunuz bütün o planları. Lan senin kazanacağın 3-5 milyon doları biz burada saatte kazanıyoruz. Ya bizim hedefimiz daha başka. Bizim derdimiz bir düzen inşa etme. Senin gibi küçük hesapların adamı mıyız lan biz? He? Başarabilirseniz. Tak şunu. Ayıldın şunu. Şimdi anlat bakalım Zübeyir. Ne kadarını anlattın Türklere? Medusa'nın ne kadarını biliyorlar? Konuş! Ben kimseye bir şey anlatmadım. Ebu Zübeyir beni delirtme. Limanı söylediğini biliyoruz. Baskın yedik. Çok önemli bir eylemin ilk adımını mahvettin.
Daha ne kadarını konuştun? Konuş yoksa seni diri diri gömerim Ebu Zübeyir. Gömeceğin yer buradan daha kötü olacak değil ya. Ben kimseye hiçbir şey anlatmadım. Agah'ı getirdik efendim. Vay. Demek diğer haini de yakaladık ha? O zaman gidip onunla ilgilenelim. Bununla daha sonra ilgileniriz. Yürü. Kızlar çok güzel değiller mi? Ya Bahar, inşallah bir gün biz de giyeriz. Canım benim, benden geçti artık. Aa, niye geçsin canım? Hem siz düğün yapmadınız ki. Ama evlendikten sonra gelinlik giymek saçma değil mi sence? Hayır, hiç de değil. Ah, kızlar. Ben buldum galiba. Dur bakayım. Ya çok düz değil mi ya? Yani böyle normal elbise gibi yani. Şöyle gelinlik dediğim biraz daha kabarık olacak. Böyle arkaya doğru 3 metre kuyruğu olacak falan. Aa, sen de bayağı gelinlik meraklısı çıktın. Aa kızlar, her genç kızın hayali telli duvaklı gelin olmaktır. O zaman bence siz bunu deneyin. Hem size çok yakışır hem de tam istediğiniz gibi etekler de kabarık. Şey, buna böyle biraz daha işleme katabiliyoruz değil mi? Tabii tabii, nasıl isterseniz öyle yaparız. Nasıl bu? Vallahi bence güzel su. Bir dene istersen. Bir bak bakalım. Sen de bunu dene. Gelmişken seninkini de aradan çıkarmış oluruz. Ay, denerim vallahi. Aa, ama bir şartla. Neymiş? Sen de... bunu deneyeceksin. Ay yok artık. Ay ne var ya? Bahar, uf, denesen ölür müsün sanki? Nazlı, buraya bana değil suya gelinlik bakmaya geldik. Ya Bahar, ne alakası var? Hadi beraber deneyelim. Ya uf, hadi Bahar, ne olur ya. Hem belki bir gün biz de giyeriz, aklımızda olsun. Yok olmaz ya. Bana bak, eğer sen bunu denemezsen ben de denemem. Ay yok artık ya. Aferin kız. İyi, tamam, denerim. Ay, öyleyim ben, süper. O zaman ben sizi böyle alayım, arkadaşı da atıvereyim, size yardım etsin. Çok teşekkürler. Al bakalım gelinliğini. Ay, siz delisiniz ya. Hadi, hadi, gelin. Çok güzel değiller mi? Ben çok beğendim. Ben de bayıldım ya. Ben nasıl olmuşum? Ya bir de soruyor musun? Çok güzel olmuşsun. Siz de çok güzelsiniz. Ya biz böyle üçümüz de çok güzel olduk ya. Ben diyorum ki acaba şöyle üçlü düğün mü yapsak? Şaşırdın herhalde. Ya niye canım? Ne güzel işte, üçü bir arada. Vallahi bence de süper fikir. Ya kızlar, ben buna bayıldım yalnız. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel oldun. Tamamdır ya, bence biz bunu alalım gidelim. Başka bir şeyle aklını karıştırma. Valla bence de çok güzel oldu. Şu yanlardan birazcık aldık mı tam belinize oturur, daha şık durur. Ne kadar fiyatı acaba bunun? 7.500 lira. Yedi bin beş yüz. Biraz pahalı değil mi? Özel tasarım bir gelinlik bu. Yani mağazamızın en pahalı ürünü. Ben de gittim, tam onu aldım değil mi? Aferin bana. Feyzullah duysa öldürür beni. Ay saçmalama, ne diyecek ya? Hem gelinsin sen. Kasa getirmesene ya. Herkesin kendine göre bir bütçesi var.
Ya ama baksana çok güzel oldu. Tamam. Hadi ben sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Aa, beni çekme. Düğün öncesi uğursuzluk getirir. Ay aman beni çek. Hem zaten daha resmi gelin bile sayılmam. Dur ben de seni çekeyim. Hadi çek. Geç şöyle sen de. Biraz daha gül bakayım. Dur eteğimi falan tutayım. Şöyle. Harika çıktı 10 numara. Kelebek olmuş ya. Hayırdır Ateş? Bir haber mi var? Yok komutanım. İstihbaratla iletişim halindeyim. Bir haber gelsin de hemen size sunacağım komutanım. İyi. Başka bir şey yok değil mi? Ne gibi komutanım? Ne bileyim. Dalmıştın. Yok komutanım öyle yorgunum ya. İşim şey olduysa ondan bir şey olmuş olabilir. Bir şey olursa odamdayım. Emredersiniz komutan. Bu fotoğrafa da dalınmaz mı be komutanım? Görevde olsa içiniz içinizi yiyor değil mi komutanım? Ne yalan söyleyeyim öyle abici. Kim bilir ne haldedir şimdi? İşkence ediyorlar mıdır? Ki ediyorlardır. Düşündükçe deli oluyorum. Bu şerefsizlerin babamın canını yaktığını bilmek çok acı veriyor. Hesabını soracağız komutan. Önce Medusa. Babam da olsa önce Medusa beyler. Acımız yüreğimizde yaşayacak ama biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlardan hesap sormanın en iyi yolu bu topraklara el uzatılamayacağını bir kez daha göstermek. Adrese yaklaştık komutanım, az ileride. Tamam hazırlanın o zaman. Elimizi çabuk tutuyoruz. Hemen girip çıkıyoruz. Gerekiyor daha canlı. Yaparız biz onları, hiç merak etmeyin. Onlar kolay. Ben bunu çıkartayım en iyisi. Ya biz bir şey yapalım, alalım bu gelinliği ya. Saçmalama Nazlı. Yani çok pahalı bu. Ben daha uygun bir şey bulurum. Ya ama şimdi senin de aklın kalacak böyle. Tamam. Biz ne yapalım biliyor musun? Su. Bu gelinliği sana düğün hediyesi alalım. Çok mantıklı, hatta süper fikir. Hemen anneme de söylerim, onlar da destek çıkar. Ya hayır, yani zaten bir sürü şey yaptınız, bir de bunun için masrafa girmeyin. Ya saçmalama Su, hem hediye bu. Bak bir de senin aklın kalacak böyle. Kalırsa kalsın. Canım benim, biz yabancı mıyız? Böyle bir şey için destek olmak ne güzel. Hem bugün biz size, yarın siz bize. Aynen öyle. Hem böyle güzel de bir indirim isteriz sizden. Yaparız tabii. O sorun olmaz. Tamam oldu bu iş işte. Nazlı lütfen ısrar etme. Bakın ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ama Feyzullah da komutanlarına çok mahcup hissediyor kendini. Üzülür sonra. Ben hallederim. Teşekkürler. Tamam. O zaman çıkaralım. Biraz daha gezelim. Belki daha ucuz yollu bir şey buluruz. Hadi. Kıyamam ya.
takip ettiğimiz kadarıyla devamlı olarak kullandığı birkaç tane güvenli ev varmış efendim. Adam gönderdiniz mi? Tabii efendim. Girip çıktığı yerleri didik didik arayacağız. Ne bulursak ya ele geçireceğiz ya da imha edeceğiz. Güzel. Bu Agah'ın bizim hakkımızda ne kadar bilgi topladığını öğrenmemiz lazım. Yıllardır içimizdeymiş. Siz hiç merak etmeyin efendim. Hamit Karasu. Ben senin yıllardır efsane olduğunu sanıyordum. Kimliğini deşifre etmek için uğraşıp durduk. Uzaklarda aramışsınız demek ki. Yok. İçimize sızdığın hakkında istihbarat almıştık. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar yanı başında olduğunu aklıma bile getirmemiştim. Agah, iyisin. Gerçekten iyisin bu konuda. Şimdi bana nasıl bu kadar iyi olduğunu anlat bakalım. Vallahi anlatacak çok bir şey yok. Vatan sevgisi diyelim. Ama bak işe yaramadı. Ha? Hiçbir şey yapamadın. Bak Agah, bu Medusa hakkında bilgisi olan iki hain vardı. İkisini de yakaladık. İkisi de hiçbir şey yapamaz artık. Buradan hiçbir yere kaçamazlar. Çok çok sayın ateşem. Size bir şey sorabilir miyim? Sor. Yıllarca yanı başınızdaki haini fark edememişken Medusa'yı gerçekleştirebileceğinize inanıyor musunuz? Agah, Medusa öyle bir şey değil. İçimize sızarak engelleyebileceğin bir şey değil. Çok sayın canım benim. O kadar emin olma. Ama eminim. Biliyorum kabullenmesi çok zor ama eminim. Bak, bence sen bunlara kafa yorma. Sen buradan nasıl sağ çıkabilirim, ona kafa yor. Dur bir dakika. Sen benim yerimde olsaydın bülbül gibi şakırdın, öyle değil mi? Sence şu saatten sonra canımdan daha kıymetli ne olabilir benim için? İşte tam da anlatamadığımız mesele bu. Size vatan, millet sevgisini anlatmaktan sıkıldık. Hamurunuz da yok ya. Ben gerisine ne diyeyim? Anlaşıldı. Sen konuşmayacaksın. Hı hı. Tamam. O zaman biz seni kendine getirelim biraz. Lütfen. Tamam. Agah, benim vaktim bol. Bana bak. Agah Bey bizim en kıymetli misafirimiz. Kendisine iyi davran. Siz hiç merak etmeyin efendim. Thank you.
yaklaşıyoruz. Anlaşıldı Deniz. Hadi elini çabuk tut. Tamam, az kaldı. Girişteler. Nasıl çıkacağız? Ben B planını uygulayacağım. Siz içeridekileri gebertip geldiğiniz yoldan çıkacaksınız. Kaza tamam. Çıkmalıyız. Bekle. Lan konuş! Bak daha fazla dayanamazsın. Ne kadar biliyorsan anlat. Ya henüz hain olduğunu üstlerime bildirmedim. Bak sana ortadan kaybolman için bir şans vereceğim. Lan anlat, ne kadarını biliyorsun? Dinliyorum. O hain evlerinden birindeyiz. Bir dosya hazırlanmış. Ankara'da orgeneral Hasan Kalsız'a gönderilmesi için. İçeriğinde sizden ve ölen büyükelçimize kadar herkesle bağlantıları mevcut. Ne? Ne diyorsun sen? Çabuk buraya getir onu. Derhal. Emredersiniz efendim. Ne oluyor orada? Türk askeri efendim. Alo! Alo! Size bize ait bir şey var. Almaya geleceğiz. Eğer kılına zarar gelirse bedelini ağır ödersiniz. Hemen peşine düştüklerine göre önemli bir şey galiba komutanım. Uğruna koca bir hayat verildi. Sen düşün ne kadar pahalı işlemez olduğunu. Çıkıyoruz sahil. Anlaşıldı komutanım, dışarısı temiz.
dosyada ne vardı? Anlat aga, anlat! Çoluğa nasıl dirilttiğiniz, büyükelçiden sana kadar terörle olan bütün bağlantılarınız, Medusa'yı daha başlamadan bitirebilecek bir takım önlemler. Bunca yıl boşuna çalışmadık çok sayın büyük ateşem. Bu kafanın bu vücutta kalmayacağını göze aldığımızdan bildiğimiz her şeyi sadece bu kafaya kaydetmedik. Medusa'yı engelleyemeyeceksiniz. Bu iş bittiğinde tamamen bize bağımlı ve muhtaç olacaksınız. O uğruna öldüğünüz bayrağınızla milletinize tamamen emrimize geçecek. Bizi öldürebilirsiniz çok sayın büyük ateşe. Ama asla, asla esir edemezsiniz. Tarihle aranız pek iyi değil anlaşılan. Zira tarih okusaydınız, tarih bunun örnekleriyle dolu. Evet, bir gün bizi anlayacaksınız. Anlatacağız. Göreceğiz. İşler biraz sıkıntılı Derman. Ne oldu, konuşmuyorlar mı? İsterseniz bir de ben deneyeyim. Biliyorsunuz değişik yöntemlerim vardır. Mesele konuşmamaları değil. Aga, güvenli evlerinden birinde istihbarat biriktirdiği bilgisine ulaştık. Ama dosyayı elimizden aldılar. Dosyanın İçeriği ne peki? Biliyor muyuz? Tahmin etmesi zor değil. Eğer o dosya teslim edilirse uluslararası bir kriz çıkar. Bu adam uzun zamandır aramızda. Tamam, Medusa'yı bilmiyor. Ama tüm bağlantılarımızı biliyor. Terörü nasıl finanse ettiğimizi biliyor. Bunu bütün dünya biliyor. Haklısın. Ama bugüne kadar unutmalarını sağlayabiliyorduk. Onun için elimizden geleni yapıyorduk. Ortada bir iz, ikna edici delil bırakmıyoruz. En azından yalanlayabiliyoruz. Ses kayıtlarından görüntü deşifrelerine kadar her şey olabilir. Eğer onlar basına yansırsa iş biter. Her şey biter. İpimizi çekerler Derman. Dosyaların nerede olduğunu ve kime gideceğini biliyor muyuz peki? Elimizdeki tek bilgi bu. Ankara'da. Orgeneral Hasan Katsız. Merak etmeyin Sayın Ateşem. Konuyla bizzat ilgileneceğim. Dosya yerine ulaşmadan ellerinden alacağız. Gerekirse dosyayı taşıyanın ellerini keseriz. Hatta kafasını da keseriz. İçiniz rahat olsun. Hem şu orgenerale de gözdağı vermiş oluruz. Değil mi? Gitti ya. Gülme artık, tamam. Vay arkadaş ya, bir gün operasyona çıktık, şu olanlara bak ki.
Ya bizimkiler de bir şey söylemedi. Sen şimdi birden böyle söyleyince ne bileyim garibime gidiyor. Yani Ateş'cim, Karabayır magazini benden sorulur. Sen onun için bana geleceksin. Geçen gün arabada midem bulanıyor. İndirin beni. Ay bana bir haller oluyor. Ya tamam yeter artık. Ya insan bu kadar şaşıracağına bir sevinir benim için, bir tebrik eder. Kardeşim oluyor diyorum. Ya Nazlıcığım tamam bak. Allah vatana millete hayırlı etsin senin kardeşini. Allah analı babalı büyütsün. Bir ömür boyu çok güzel yaşasın yani. Ama benim aklımı kurcalayan daha başka deli sorular var. Yani şimdi senin kardeşin... Atıyorum erkek doğdu, el kadar bebeğe kayınço mu diyeceğim ben? Düşündüğün şeye bakar mısın ya? Evet diyeceksin. Hatta yeri gelecek, kayınçonun altını bile değiştireceksin. Yok yok. Yok o kadar bir şey samimi olmaya gerek yok. Bir mesafe olsun aramızda. Hem kayınço dediğin böyle ağırlığı olan bir şey yani. Olmaz öyle bence. Ne yapacaksın Ateş? Yani doğar doğmaz çocuğu karşına alıp tavla mı atacaksın çocukla? Yani o kadar da değil tabii ama başka aktiviteler yapabiliriz. Mesela elinden tutarım, onu parka götürürüm. Ondan sonra biraz daha büyür, okula başlar. Eğer okula dayak yerse gider, onu arkadaşlarına karşı korurum. Ya. Öyle şeyler yapabilirim. Güzelmiş. Aa bu arada annemden de lafımı hiç esirgemedim vallahi. Aldım annemi karşıma dedim ki, anne dedim. Ben daha dedim sevgilimin elini tutamıyorum dedim. Siz dedim oho dedim. Sen ne biçim konuşuyorsun annenle? Ben dedim ama. Yakacaksın benim askerliğimi de. O Bahar var ya o Bahar, görüşeceğiz onunla. Hatta o fotoğrafı baban deliyordu beni az kalsın. Ne fotoğrafı ya? Gitmişsiniz ya işte gelinlikçiye. Şakala bak. Demek o da attı fotoğrafı. Gerçi ben de onunkini Yavuz abiye attım ama. Telefon elimde tamam mı? Haber bekliyorum. Bir o yana gidiyorum, bir bu yana zır zır telefon çaldı. Bir açtım. Sen bembeyaz gelinliklerin içinde... Allah'ım hayaller, bulutlar, uçuyorum, kanatlarım çıktı böyle. Kendim de patladı, babam bir geldi arkadan. Güm. Her şey patladı, bizim hayaller. Fıs. Ya patlamasın ya. Hem gün doğmadan neler doğar Ateş'cim. Babam da tamam demişim. Niye demiş baban tamam ya? Aa, senin haberin yok mu ya? Babam tamam demiş işte, görüşebilirler demiş. Bak kelebek, bana böyle şakalar yapma. Benim duygularımla oynama. Ondan sonra şey yap, bozuşuruz ha bak. Bir şey yapınca bir şey yaptın değil mi bana? Aa ne var ya? Hem sen sevindin mi? Bir dakika, bir dakika. Sen doğru söylüyorsun. Bir dakika. Baban görüşsünler mi demiş? Evet. Bak benim duygularımla oynama. Doğru söylüyorum Ateş. Baban evet dedi. Bak boncuğun babası olmasın. Hayır, benim babam, senin de komutanın evet dedi. Oha. Sen nasıl oturuyorsun ya? Kalksana sen. Doktordan geliyorum. Bir uğramak istedim. Bir sıkıntı yok değil mi? İyisin. İyiyim, iyiyim. Tahlil sonuçlarını aldım. Her şey yolunda. Sen nasılsın? İyi diyelim. Ya var biraz sıkıntılar ama çözeriz. Allah yardımcınız olsun. Amin hepimize. Güler, iyisin değil mi? İyiyim Erdem, iyiyim. Geldiğimden beridir kaçıncı soruşun? İyiyim ben gerçekten. Ne bileyim. Eski günlerimizi hatırladım da. Nazlı'ya hamileyken biraz sıkıntılar yaşamıştık. Hmm.
Gözünüz mü korktu Erdem Yarbay? Ne alakası var canım? O benim evladım. Sen de benim eşimsin. Sizden değerli kimim var benim? Canım. Sen de bizim için aynısın. Oğul işimin babası. Olan mı olacak? Öyle mi hissediyorsun? Bilmem. Ne bileyim. Sanki. Güler bak. Bundan sonra yorulmak yok. Dışarı çıkıp bir şey almak yok. Bana söylüyorsun. Ben sana getiriyorum. Tamam. Erdem sakin ol. Kaç aylık çocuk? Asıl sen kendine dikkat et. Sorumlulukların arttı. Birinin düğününü yapacağım derken diğerinin altını temizlemek zorunda kalabilirsin. Düğün nereden çıktı ya? Ne düğünü? Sen görüşmelerine izin vermedin mi? Ne yani Erdem? Sen emekli olana kadar bunlar böyle görüşsün mü? Daha mı iyi? Sen de haklısın Güler. Dur bakalım. 30 Ağustos'ta rütbe alacağım. Muhtemelen görev yerim değişecek. Ondan sonra zaten ne istiyorlarsa kendi kararlarını verirler. Ama bak, benden kız almak öyle kolay değil. Biz kız babasıyız. Onu bana değil, Ateş'e söyleyeceksin canım. Zamanı gelsin onunla da konuşacağım. Canını okuyacağım onun. Ona ne şüphe. Onlar mutlu olsunlar da ben başka bir şey istemiyorum gerçekten. Karnı acıktı mı? Bak çok güzel bir kebapçı var. Hem de yakın. Şöyle güzel bir kebap söyleyeyim. Ya yandım. Yine 100 kilo olacağız. Ya ne alakası var Güler? Çocuk aç mı kalsın ha? Büyümesin mi? Büyüsün büyüsün de ben büyümeyeyim. Ya bırak şimdi şu kilo muhabbetini falan. Senin iyi beslenmen lazım. Yandık. Vallahi yandık. Söyleyeyim. Ben sana bir şeyler söyleyeyim. Ha? Kuzu şiş. Başka bir şey. Söylüyorum. Ya nasıl şimdi? İstediğimiz zaman buluşabileceğiz mi biz? Evet ya. Çok güzel değil mi? Erdem Yarbay izin verdi değil mi? Bak şaka falan olmasın. Ateş evet dedim ya. Vay arkadaş ya. Bak şimdi sallıyorum tamamen sallıyorum şimdi. Atıyorum mesela ben seni çok özledim. Aradım şimdi seni dedim ki sen dedim kelebek neredesin dedim. Sen buradayım dedin hop geldim senin yanına. El ele tutuştuk sarıldık gezdik Ateş. Saçlarınızı... Ateş iyi misin? Allah'ım yarabbim ben ne yapayım ya? Kendimi camlardan pencerelerden mi atayım? Uyanmak istemiyorum. Cimcik desem uyanır mıyım acaba? Aa dur ben hallederim onu şuradan. Aa! Bak gördün mü rüya değilmiş. Ne yapıyorsun ya? Bahçe makası mı? Tırnak mı? Ya ne biçim konuşuyorsun ya? Şaka yapıyorum şaka bunlar. Ancak şefkatli eller olabilir. Yani. Şimdi böyle güneş saçlarının arasından tel tel dökülecek. Ondan sonra yüzünde bir tebessüm olacak. Ve ben... Seni o tebessümden öpeceğim öyle mi? Allah'ım şükürler olsun. Yani sen yine de yavaş ol istersen biliyorsun tabur yakınlarındayız. Ne var canım? Öpmedim. Öpeceğim dedim. Hem artık durumlarda bu seviyeye geldiğine göre... ...gidip Erdem Yarbay'dan Allah'ın emri peygamberin kavliyle isterim seni. Yok artık ya. Ne yani? İş ciddiye binsin istemiyor musun? Yani istiyorum. İstiyorum ama bir şartım var. Neymiş şartın? Söyle bakalım. Bundan sonra öyle operasyonlarda falan çapkınlık istemiyorum Ateş Açar. Ama gözünü uyarım seni. Çapkın. İftira. Yalan. Benim ne işim olur çapkınlıkla? Ben çapkınlığın sözlük anlamını bilmiyorum. İftira atıyorlar üstüme, iftira çekemiyorlar beni. Ben sosyalim diye bu damgayı yemek zorunda mıyım ya? Ben iletişimi güçlü sosyal bir insanım diye her seferinde bu benim önüme gelmek zorunda mı ya? Yalan iftira öyle bir şey yok, ben çapkın falan değilim ya. Yani sen daha önce hiç operasyonlarda falan da çapkınlık yapmadın. Yani bir defa falan. Bir defa mı? Ya Ateş hadi oradan ya. Oteldeki kız.
5 desen 10 ya 10 parmağımı geçmez emin ol. 10 parmağımı geçmez bak yemin et. Gerçekten 10 parmağımı geçmez. 10 mu? 10 mu? 10 ne ya? 10 kere bir şey yaptı diye adamın da çapkına mı çıkar? Böyle 50, 100. Ateş vallahi kafanı gözünü kıracağım senin ya. Şaka yapıyorum. Dur. Öyle bir şey yok. Kendine gel. Şimdi bak görev icabı bazen yakınlaşmamız gerekiyor. Ama temas falan yok. Bak ciddi söylüyorum. Sadece yakınlaşma. O da görev icabı. Yemin et. Yemin ederim. Hem dünya standartlarında bir istihbaratçı olmamın nedenlerinden biri de temassız bir şekilde bütün olayları yürütüyor olmak. Ya Ateş, ya artık delireceğim ben ya. Delireceğim? Ne kadar güzel kızsın, sen niye deliriyorsun? Ha? Hadi kalkalım Aslı. Her şey yolunda değil mi? Değil. Ama girecek. Ateş ne olur çok dikkat edin kendinize. Sen merak etme. O şerefsizler bir daha canımızdan can alamayacaklar. Bak aşkından sarhoş oldum, ayakta duramıyorum. Deli ya. Allah'ın belası herif. Yemediği halt kalmamış. Dışarıdan baktığında basit bir memur. Ama neredeyse Orta Doğu'daki tüm terör ve kirli işleri bu adam yönetiyormuş. Bütün gelişmeleri gün be gün ülkesine rapor etmiş. Hasan Paşa'yı direkt elden iletmenizi istemiş. Neden acaba? Hasan Paşa bütün askeri istihbarat operasyonlarını yöneten komutanımız. Ayrıca bütün istihbarat kurumlarıyla da koordineli çalışıyor. Mutlaka bildiği şeyler vardır. Madem bu dosyalar bu kadar önemli, babanın bu isteğini yerine getirmek de bizim boynumuzun borcu. Komutanım eğer müsaade ederseniz ben de gelmek istiyorum. Neden? Mutlaka biri gelecek. Dosyayla biz yakından ilgileniyoruz. Benim olmamda fayda var. Hem elinizde bu kadar önemli belgelerle sizi rahat bırakmayabilirler. Benim için mi endişeleniyorsun? Önce ülkem için, sonra evet. Sizin için. Tamam, beraber gideriz. Gel. Yüzbaşı Sadık, elemanım burada komutanım. Tamam, geliyoruz. Bu dosyalar çok gizli. Ve yüksek güvenlikli bir şekilde korunması gerekiyor. Bu odaya kimse girip çıkmayacak, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Oturun. Eylem var mı gelişme? Agah Bey'i tuttukları yeri bulduk. Hapishane mi? Hayır değil. Özel yüksek güvenlikli bir yerde tutuyorlar. Sıradan insanları değil sadece önemli insanları tuttukları bir yer. Aylarca işkence gören bile var. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Kolay değil. İçeri çok az insan girebiliyor. Ateşe'nin yardımcısı, derman ve yardımcısı böyle üst düzey kişiler girebiliyor. Takip ettiniz mi? Denedik ama zor. Her türlü önlemi almışlar. Ateşe'nin yardımcısına ulaşabiliriz. Evet, en zayıf halka o. Bir otelde arada sevgilisiyle buluşuyor. Adam alacak halimiz yok. Savaş çıkar. Mekanı telefonlarındaki özel kodlar ve bir dizi yüksek güvenlik uygulamasıyla giriliyor. O telefona mutlaka ulaşmamız lazım. Telefonu alsak yeter. Kendisine gerek yok. Ne yapın ne edin çözün bu işi. Babamı tehlikeye atamayız. Hayatını bu işe verdi. Ya uzaklı. Ateş adamı takip et. Yanına ne alman gerekiyorsa al. Ama yakalanma. En ufak bir hatada diplomatik kriz çıkabilir. Agah'ı kaybedebiliriz. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle biz çıkalım. Tamam çıkın.
Sen yola çık. Otel bu. Gelirse bu otele gelecek. Tamam. Ben gidip hazırlanayım. Komutanım, acil bir işimiz yoksa müsaadenizle bir suyu görüp gelebilir miyim? Tamam, bak keyfine. Görüşürüz. Sana söylemem gereken bir şey var. Tamam, konuşalım. Evet, dinliyorum. Kızar mısın, sevinir misin bilmiyorum. Sen söyle, ben karar veririm ne hissedeceğimi. Gençler, hayırdır? Ne haber? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Konuşuyoruz öyle. Sen nereye? Öyle bir efkar bastı baba ya. Çıkıp bir hava alacağım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İyi, görüşürüz. Evet. Ben görev değişikliği istedim. Nasıl yani? Başka bir yere atanmak istedim işte. Gidiyorsun yani. Bana burada kalmak için bir sebep bırakmadın. Eylem, ben sana aşık oldum. Seninle bir hayat kurmak isterim. Bundan daha iyi bir sebep geliyor mu aklına? Burada kalman için bütün sebepleri yok eden sensin. Ya da her şeyi koparıp atmak zorunda değildin. Bak. Benim hayatım çok basit denklemler üzerine kurulu. Sahaya çıkarsın. Ya ölürsün ya yaşarsın. Aşık olursun. Ya birliktesindir sonuna kadar. Ya da değilsindir. Hayat siyah beyaz değil ama maalesef. Gri tonlar da var. Korkular var, endişeler var, kaygılar var. Tamam, saygı duyuyorum sana. Ama ben bu oyunda yokum. Git diyorsun yani. Bir hafta önce olsaydı, ellerini tutar yalvarırdım gitme diye. Ne değişti peki? En yakın silah arkadaşlarımdan biri şehit oldu. Ben de bir aile kurmak isterimi fark ettim. Bir bekleyenim olsun. Çocuklarım olsun istediğimi fark ettim. Ya sen niye takıldın bu aile meselesine bu kadar? İnsan kendinde ne eksikse onun peşinden gidiyor işte. Çok üzgünüm o zaman. Güvenini boşa çıkardım. Birine güvenip güvenmeyeceğini anlamanın en iyi yolu ona güvenmektir. Hemingway. Üzülme. Severek ayrılan ilk çift biz olmayacağız. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Umarım ölmenin bir yolunu bulurum. Saçma sapan konuşma. Ateş, hayırdır? Sen çıkmadın mı hala? Yok komutanım, yeni çıktım. Sizi bekledim. Hayırlı olsun demek istedim komutanım size. Allah analı babalı büyütsün. Umarım her şey sizin için çok güzel olur.
Sağ ol Ateş. Eksik olma. Darısı hepinizin başına inşallah. Biz tabii şimdi baba olmadığımız için o duygunun nasıl bir duygu olduğunu bilmiyoruz komutanım. Ama herhalde dünyanın en güzel duygusudur. Tarifsiz bir şey Ateş. Evladın için yaşıyorsun. Onu gözünden sakınıyorsun. Bir de şimdi iki olacaklar. Tekrar hayırlı olsun komutan. Sağ ol. Sağ ol Ateş. Hadi iyi görevler. Komutanım. Söyle Ateş. Komutanım ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Müsait bir zamanınızda. Hayırdır inşallah. Şeyli, hayırlı bir iş için komutanım. Sonra Ateş, sonra. Şimdi yapacağın en hayırlı şey görevin. Şimdi bunun ne yeri ne zamanı? Aklımdan çıkaramıyorum. Televizyon izlerken aklıma geliyor. Evi toplarken aklıma geliyor. Hangi adam? Yani biz eve sığınmıştık ya. Sonra etrafımızı sardılar. Ben adamı öldürdüm. Bak Bahar. Senin bir suçun yok. Ayrıca Nevsim müdafaaydı. Eğer sen onu yapmasaydın o adam ikimizi de öldürecekti. Doğru. Haklısın. Tamam neyse ya. Başka bir şeylerden konuşalım. Sen açtın konuyu. Konu zaten açıktı. Sen geldin. Aç mısın? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Olur. Ya da dışarıdan mı söylesek ya? Bak. Birincisi... Ben kadın olduğum için yemek yapmak zorunda değilim. İkincisi, iyi yemek yapmak zorunda da değilim. Eğer çok istiyorsan verirsin parasını tutarsın aşçıyı. Feminist damarlarımız kabardı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ne samimiyet ya? Ben barıştığımızı hatırlamıyorum. Geçen gece beni ne kadar sevdiğini söylüyordun. Ama o zaman koşullar başkaydı. Ölmek üzereydik. Yani illa beni öpmen için etrafta silahlı adamların mı olması lazım? Beni buna sen alıştırdın sarı komutan. Gelinlik de yakışmış bu arada. Önce doktor önlüğü sandım ama. Ya sen nereden gördün ya? Nazlı değil mi? Çektiğimiz fotoğrafları o yolladı sana. Pislik. Oh ben de iyi ki onun gelinlikli fotoğraflarını Ateş'e yolladım. Adi. Demek gelinlik denedik. Yani denedik işte. Ya biz suya gelinlik bakıyorduk aslında. Nasıl olacak diye öyle. Öylesine yani. Hı hı. Aldınız mı bari? Yok ya.
Çok pahalı geldi. Ben alayım dedim ama istemedi. Ben alayım. Ayıp olur ya. Evini siz tuttunuz, eşyalarını siz aldınız. Ayıp neymiş ya? Ben onun hem komutanıyım hem abisiyim. O da benim kardeşim. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Gelinlik almaya. Ya bu saatte kapanmıştır. Açtırırız, hadi kalk. Ya olmaz. Hadi kalk bari. Dur, saçımı başımı düzeltmem lazım. Kalk kalk, hadi kapanacak. Dur bir dakika, tamam hazırlanmam çabuk, lazım çabuk. Benim ama. Hadi hayırlı işler dayı. Güle güle. Hop hop. Hop hop, tutun şu hırsızı. Hop hop hop, dur bakayım aslanım. Aa, bırak beni ne olur bırak. Dur bakayım aslanım, bir dakika. Gel lan buraya, nedir sizden çektiğim ya? Hop hop, sen de ağır ol bir dakika aga ya. Ne oldu? Ekmekleri çaldı. Neden çaldın lan? Kardeşlerim var, aç. Annem hasta. Yalan söylüyor. Usta. Bak bu çocuk çalmamış. Belli ki parayı vermeyi unutmuş ha. Niye kaçıyordu o zaman? E işte acelesi var. Kaçmıyordu, acele ediyordu. E millet sofrada, beklemesinler diye. Sen de çok uzatma ha. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam tamam kardeşim, istemiyorum para filan. Gelse istese iki tane ekmeği mesir giyeceğiz. Tamam dayıcığım, sen de haklısın. Sen bir gel bakayım benimle. Pardon. Hoş geldiniz, buyurun. Gelinlik almaya gelmiştik de kapatmayın lütfen. Siz zaten gündüz de gelmiştiniz. Biz sabah beğendiğimiz gelinliği almak istiyoruz. Şuydu galiba. Hemen hazırlayıp getiriyorum. Senin denediğin hangisiydi? Wow. Beğendin mi? Yani işte gelinlik. Yoksa biraz daha abartılı bir şey mi istersin? Öf be. Alacakmış gibi konuşma. Hem biz zaten evlendik. Biraz oldu bittiye geldi sanki. Olsun. Ben memnunum yine de. Hem o kadar stresi çekemem. Hepiniz aynısınız. Ne istemem yani cebime koy. Genelleme beni. Geldim. Pardon. Hanımefendinin sabah denediği gelinliği ayırır mısınız? Gelip alacağım. Tabii siz hiç merak etmeyin. İyi günler de kullansınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz. Nerede oturuyorsun sen? Azotede. Hep böyle unutuyor musun para vermeyi? Yok be abi. Vallahi bir hırsız değilim. İki gözüm önüme aksın. İlk defa yaptım. Baban yok mu? Var ve yok arası. O ne demek lan? Ya benim peder. Biraz mazotçudur da. Ha, o şekil yani. Anam da hasta. Dört tane küçük var benim. Anlayacağınız halimiz Arap. Mecbur kaldım abi. Anladım. Okumuyor musun sen? Yok be abi. Böyle gündüzleri mendil satıyorum. Ayakkabı boyuyorum.
Ne iş olsa yaparım ama. Orada dur bir kere. Okumak önemli. Okuyacaksın. Daha bunun üniversitesi var. Mesleği var. Aslanlar gibi adam olacaksın. O iş yaş be abi. Sen şu çorbanı iç bakayım. Yaş mı kuru mu görürüz. Erken geldim, şimdi spor yapıyorum. Yarın sabah mı? Tamam, beklerim. Yok yok, sorun yok. Tamam. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Spor salonunda. Çok zor olacağını sanmıyorum. Ama halledeceğim. İhtiyaç var mı? Teşekkürler, iyiyim ben böyle. Aslında çok güzel vücudunuz var. Ben sağlık için spor yapıyorum. Çapkınlıkta ateş gibi ol. Saçmalama oğlum, Nazlı'ya söz verdim. Ne çapkınlığı? Aptal aptal konuşma, kendine gel. Efendim, bu adam ya gerçekten bir şey anlatmadı ya da çok iyi direniyor. İşkenceye biraz daha devam edersem ölecek. Anladım. Adamı derhal Agah'ın yanına alın. Emin misiniz? Sana ne diyorsam onu yap. Ya Agah'a bir şey anlatırsa? Agah'ın buradan çıkma şansı var mı sence? Yok efendim. E o zaman? Kim ne biliyor, anlamanın tek yolu ikisini bir araya koymak. Peki efendim.
Al oğlum. Anne, biz geldik. Oğlum, hoş geldin. Gel abi, gel. Bu adam kim? Mücahit abi, asker. Bak bize neler aldı. Yengene olur, rahatsız olma. Ben bunları buraya bıraktım. Telefonumu da bırakıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Ben sana doktor ve erzak da göndereceğim, tamam mı? Tamam da niye yapıyorsunuz bunu? İnsanlık. Sen bakma öyle, insanlık öldü diye dedikodu yayıyorlar. Ölmedi. Allah razı olsun. Sağ olun. Eyvallah yenge. Bana bak. Sen de okulunu aksatmayacaksın. Öyle çalışmak falan yok. Gerisi bende, tamam mı? Abi sen Allah mı gönderdi ya? Vallahi böyle yazılı bir emir gelmedi ama. Herhalde o göndermiştir. Gel bakayım. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle. Sağ olun. Afiyet olsun. Hanım. Ben geldim. Sen kimsin lan? Ne işin var benim evimde? Ha? Seni de birazdan gelir alırım. Bekliyorum canım benim. Burada bir işimiz yok. Çık git lan evimden. Baba, kova bir asker. Çekil lan evimden. Defol. Çık evimden. Çık evimden. Sen gel lan benimle dışarı be. Utanmıyor musun lan el kadar çocuğa vurmaya? Bir sürü çocuk var evde. Karın hasta. Sen böyle ziz zurna sarhoş halde eve geliyorsun. Sana ne lan? Sana ne? Lan hırsızlık yapıyor da el kadar çocuk. Yapsın. Yapacak tabii. Sana ne? Bana bak birader. Tanımam etmem. Benim ayarlarımla oynama. Bu çocuğa bir daha el kaldırmayacaksın. Çalıştırmayacaksın da. Okuyacak lan o çocuk, tamam mı? Bak senin kabusun olurum. İnsan gibi uyarıyorum, yakma kendini. Tamam be, tamam. Tamam. Bak benim şakam yok ha. Gelir bakar kontrol ederim. Baba! Baba kalk! Baba! Çok sarhoş Mücahit abi. İçmediği zaman pamuk gibidir. Baba kalk. Baba. Ben baba, bir şey kalk. Yapmadım oğlum. Kendi sızdı. Beylat'ta taşıyalım abi. Tamam bırak sen, bırak. Hallederim ben. Bırak. Bırak. O zaman buradan çıkışta bir şeyler mi içsek? Teşekkürler. Ben sevgilimi bekliyorum. Birazdan gelir. Ulan herifin içinden Japon yapıştırıcısı çıktı yiyeyim. Tam bir amatör çapkın. Kız da beceremedi yalan söylemeyi. Durum vahim. Hadi bakalım. Demek sevgilin var ha? Evet. Şimdiden kıskanmaya başladım ben o herifi. Görünce daha çok kıskanırsın. Alo.
Derman'ın merak ettiği bazı şeyler var. Her şey yolunda, rahat olun. Saat saat ne halledeceğiz? O dosyaların yerine ulaşmaması çok mühim. O dosyalar ulaşmayacak. İçiniz rahat olsun. Yeter. Bana bak kadın, yeter naz yaptın. Sevgilim. Sert bir şeyle kafana mı vurdular seni? Doğru söylüyorum. Geçenlerde bizimkiler sana geldi. Bir kız. Yanında kumral bir adam. Onlara bazı bilgiler verdin. Onun için buradasın. Evet. Ben seninle konuşabilmek için girdim buraya. Bildiklerini öğrenmem lazım. Yaklaş. Hadi anlat bana. Bildiklerini anlat. Tonlarca bombayı İstanbul'a soktular bile. Ne? Tarihin gördüğü en büyük terör saldırısını düzenleyecekler. Neredeler söyle bana. Hadi. Evet biliyorum. Farklı noktalarda. Yaklaş. Anlatacağım şimdi. Demek minik kuşumuz ötmeye karar verdi. Yürü. Seninle de Sayın Ateş'e bizzat kendisi ilgilenecek. Bu beyefendiyle nerede tanıştınız? Siz nereden tanıyorsun bu adamı sen? Söyle bakayım bana. Şimdi tanıştık biz de kendisiyle. Çok nazik bir beyefendi. Teşekkürler. Siz de çok iyi bir çift olmuşsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Canım seni yalnız bıraktım. Kusura bakma. Ya önemli değil. İyiyim ben. Ya ben telefonumu soyunma odasında şarjda unuttum. Seninki yanında mı? Ya benimki de odada. Allah kahretmesin ya. İşle ilgili bir görüşmem vardı. Çok acil yapmam lazım hem de. Sizin telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok kısa. Ha. Buyurun. Teşekkürler. Yalnız dışarı çıkmayın. Yok yok. İki dakika hemen geliyorum.
Alo Cengiz. Ne yaptınız oğlum o işleri? Satın satın. Ne varsa hepsini satın. Bu Tokyo borsası var ya, anamızı ağlattı bizim, yemin ediyorum ya. Satın, hepsini satın. Topunu satın onların. Yen alın, yen. Bu mu yani? Sevgilim dediğin herif bu mu? Ne var? Allah Allah. Hem yakışıklı, hem romantik, hem de gayet kibar biri. Hem seni gibi sümsüğün teki de değil. Bence bana bir şans vermen lazım. Beyefendi lütfen yeter. Çok teşekkürler. Hayat kurtardınız. Hadi git. Resmen hayatımı kurtardın ya. Çok teşekkür ederim. Asıl sen neye hizmet ettiğini bilsen kendine bile inanamazdın. Ben sana nasıl teşekkür edebilirim? Teşekkür edecek bir şey yok. Sen beni tanımadın mı? Yok, kimse ki sen. Bu daha çok hoşuma gitti. Bir yemek ısmarlasam, ödeşmiş olsak? Acelem var. Daha gidip tüm insanlığı kurtarmam lazım. Ha, süper kahramansın yani. Sayılır. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. İyi sporlar. Teşekkürler. Elimde acayip fotoğraflar var. Fethi abi. Abi gelsen birlikte türkü söylesek bu akşam. Benim yaram derin ya. Yıkmayayım şimdi başımıza binayı. O kadar mı ya? O kadar. Gelsen gel abi ya. Hem biz çalarız, sen söylersin. Bina da yıkılmasa şerefsiz olsun ya. Hadi gel be abi. Alkışlar mıyız dostlar? Peki abi. İyi madem. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Name name iniliyor sazımda.
dünyayı verseler yoktur gözümde. Dili bülbül kaşı kemanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Dili bülbül kaşı kemanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Merhamet et karşısından bıkmadan, hatırını gönlünü yıkmadan. Çabuk getir can bedenden çıkmadan, fakirin derdine dermanı getir, gitara bul getir, saçların yol getir. Yoksulun derdine dermanı getir, gitara bul getir, saçların yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bul getir, saçlarına yol getir. Teşekkürler. Elinize sağlık arkadaşlar. Kaybetmedim ki. Fikrini mi değiştirdin yoksa? Niye geldin o zaman? Seni görmek istedim. Neyse ki acı çektiğini görmek biraz içimi rahatlattı. Yeni başlıyoruz Eylem. Zorlu bir süreç olacak ikimiz için de. Ben alışığım. Ben de alışırım. Fazla komutanım. Ne fazla? Evimi tuttunuz. Eşyalarımı aldınız. Yüzüklerimi bile siz aldınız komutanım. Ne olmuş? Ben de Allah'a şükür maaşımı alıyorum. Aç değilim, açıkta değilim. Almıyorsun diyen mi var oğlum? Yok da.
İnsan şey yapıyor. Ne yapıyor? Gurur. Ben bu kadarını kabul edemem komutanım. Bana bak, senin kafanı kırarım. Biz abi kardeşiz. Ben senin abinim, sen benim kardeşimsin. Ona lafım yok komutanım. Yabancı mıyız biz? Değil miyiz? Ha? Yok komutanım. Komutanım falan yok karşında. Abim var şu an. Tamam abi. Ha şöyle ya. Tamam. Alırım gelini. Ama bir şartım var. Ödeyeceğim parasını. Borcum olacak. Tamam. Tamam, öyle rahat edeceksen öyle olsun. Ama acelesi yok. Tamam abi. Gel buraya. Aslan. Alo. Komutanım. Ateşe'nin yardımcısının telefonu bende. Her şeyi hallettim. Fazlası bile var. Neymiş? Derman'ın adamıyla konuştu komutanım. Onun da telefonunu aldım. Derman'ın mekanını bile bulmuş olabiliriz. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Babamı çıkarabilecek miyiz? Evet komutanım, mekana giriş kodunu aldım. Aslansın karabatak. Geliyorsun değil mi? Geliyorum komutanım, yoldayım. Tamam, taburda görüşürüz. Görüşürüz komutanım. Hadi. Şimdi Derman denen bu kansızı yakalayacağız mı yani komutanım? Onun için yolun sonu geldi İzmit'le. Bundan sonra hiçbir yere kaçamaz. O yol fazla uzamıştı zaten. Kesin Derman'ın mekanlarından biri değil mi bu? O kadar heveslendik Derman diye. Kursağımızda kalmasın. Dünden beri ben size ne anlatıyorum? Ateşe'nin yardımcısından o bilgileri alacağım diye canımı dişime taktım. Yok canım. Buna ne şüphe komutanım. Heyecanımıza ver, saygımız sonsuz. Ama mevzu bahis Derman olunca. İyi ya işte. Biz de onu diyoruz. Sanki keyfe gittik. Sen niye gülüyorsun ya? Ne oluyor ya buna? Ceren'le falan mı mesajlaşıyorsun sen gizli gizli? He? Yok ne Ceren'i komutanım ya. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm de. RT'ler, favlar havada uçuşuyor. Magazin haberi. He aşk, bir magazinin eksikti. İstersen pembe dizi falan da konuşalım. Rosalina ile Fernando Arzu'nun arası bozuktu, düzeltmişler mi? Ya. Oğlum sırası mı şimdi operasyon öncesi? Doğru söylüyorsun komutanım, sırası değil de. Ne bileyim, insan insana benzer herhalde ya. Bana öyle gelmiştir. Fena akıllanıyorum bak ben bu aşktan, söyleyeyim ha. Ya söylesene, ne iş? Komutanım, sizin dün bir ihtimal, eskaza, bir şarkıcıyla takılma ihtimaliniz var mı? Şarkıcı mı? Şarkıcı. Ne şarkıcısı oğlum, manyak mısın sen? Komutanım, yakışır vallahi. 10 numara operasyon çekmişsin. Ne diyorsun sen ya? Göster şunu. Ana! Sen şaka yapıyorsun. O ne lan? Büyüt şunu, büyüt. Aa, vallahi o. Bakayım. Kalite resim. Vallahi o. Yok artık. Ne oluyor oğlum? Dedim lan ben. Ne yapacağım ben şimdi? Ya kızlar, tertemiz oldu ev. Baksanıza mis gibi. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ya çok mutluyum. Ya kızım saçmalama, zaten her şey senin için. Hem yani sen gelinsin. Gelin ne derse o olur. Öyle değil mi? İkiletmeden yapılır. Aynen öyle.
Düğün dediğin şey damatı ilgilendiren bir şey değildir. Damat zorunlu katılımcıdır. O sadece smokinli giysin gelsin yeter. Vallahi kesinlikle katılıyorum. Gerisi sadece gelin ve gelin tarafı olarak bizi ilgilendiriyor. Evet. Ve bizim tek işimiz seni mutlu etmek. Ya ne diyeyim? İyi ki varsınız ya. Evet, hadi bakalım ben portakal suyumu suya, Feyzullah'a ve bu yepyeni güzel eve kaldırıyorum. O zaman ben de portakal suyumu Nazlı ve doğacak kardeşine kaldırıyorum. Ya bu çok tatlıymış. Çıkıntılık olsun ben de çayımı kaldırayım o zaman. Ben de çayımı Bahar'a ve Yavuz abimin barışmasına kaldırıyorum. Hadi bakalım. Biz barıştık. Siz de iyisiniz. Erdem abi de artık görüşmenize bir şey demiyor. Evet, yani artık arada bir engel de kalmadı. Çifte düğün mü geliyor yoksa? Ay. Yok abartmayın canım, o kadar değil de yani. Şu an her şey çok güzel, rüya gibi. Hem dün konuştuk, söz verdi bana. Aa, ne sözü? Ya işte şimdi ateşi biliyorsunuz. Ben dün aldım karşıma ateşi, dedim ki... Bak dedim Ateş Efendi, bundan sonra dedim öyle eski hayat falan yok. Ben ne dersem o. Akıllı olacaksın, çapkınlık falan yapmayacaksın, ayağını denk alacaksın dedim. O ne dedi? Ay ne desin sucum işte, aman Nazlım sen ne dersen o, tamam bir tanemler falan. Vallahi bravo. Hem zaten hele bir aksini söylesin var ya, onun böyle gözlerini yuvalarından... Söker alırım vallahi. Helal sana be. Ateş açarı bile süt dökmüş kediye döndürdün. Bravo. Tebrik etmek lazım hakikaten. Yani Bahar'cığım bizim de kendimize göre bir cazibemiz var yani. Evet, sıradaki haberimiz Ece Seçkin'le ilgili. Bir hayranı spor salonunda görmüş Ece Seçkin'i ve gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyaya yüklemiş. Bakalım şimdi fotoğrafa. Bir inkar gelir mi gelmez mi? Bizimki de magazinci çıktı ha. İlişki var mı? Neden? Ay yok ya. Öyle beğenirim ben Ece Seçkin'i. Merak ettim. Evet. Aa, hoş kız ama. Ya ben de beğeniyorum. Tam çıkmamış ama sarışın gibi bir şey. Yani evet. Yakışıklı. Yakışıklı sanki. Da, aynen. Yani. Ece Seçkin tabii beyefendi ismi bilemiyoruz. Biz sarışın beyefendi. Kim bu ya? Bir bak bakalım fotoğrafa. Ne diyorsun? Burada bir aşk var mı yoksa bir intikam gelir mi gelmez? Bana da bir tanıdık geldi. Yani bir şey yok ha. Hep samimiler burada. Sadece çok fazla adamın yüzü gözükmüyor. Evet. Sarışın. Tamam. Evet. Yakışıklı. Sizler gibi duruyorlar değil mi böyle bir yani, fotoğraftan? İyi duruyorlar. Kötü duran bir şey yok. Sevgi olduğu için sevginin durduğu her şey güzel durur diye düşünüyorum. Ama yani bir aşk varmış gibi duruyor ama bilemiyorum evet. Dışarıdan doğru mu değil mi? Evet bakalım Ece Seçkin'in bu sarışın beyefendiyle ilgili aşk haberi doğru mu yalan mı göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bittim ben bittim. Bittim. Aşık fazla yayılmış mıdır bu? Oğlum ben nereden bileyim lan bu kız bu kadar ünlü? Komutanım, vallahi sosyal medyada trend topik olmuş. Topik ne lan öyle küfür gibi? Yani sosyal medyada çok konuşulunca öyle oluyor. Lan bir şey de yapmadım ki bu ne biçim kare? Montajdır be. Avcı, fotoğrafın açısından öyle bir şey olmuş. Kur'an çarpsın kıza bir şey yapmadım bak yemin ediyorum ya. Komutanım, bence biraz yengeyi arayın, haberdar edin. Beyefendi ismi bilemiyoruz. Biz sarışın beyefendi. Yani inkar edecek bir şey yok. Hep samimiler burada. Yok artık. Sadece çok fazla adamın yüzü gözüküyor. Yok canım, olamaz ya. Değildir. Neden olmasın? Allah mesleği. Ya ben, ya ben bu sıfatı bir kilometre öteden tanırım. Ateş bu ya. Bakalım neler olacak bu haberle ilgili. Yeni bir aşk mı doğuyor? Belki de. Eyvah eyvah. Doğruysa Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Güzel adam yakışıklı. Ya ne diyor bu? Saçmalıyor Nazlıcığım, saçmalıyor. Ya Allah mesut etsin falan. Eyvah ya. Ya. Ya Allah belanı versin Ateş ya. Ya Allah belanı versin ya. Yok ya. Yok. Görev icabıdır o Nazlı. Hiç takma kafana, boş ver ya. Ya Bahar Allah aşkına böyle görev mi olur ya? Bu kızın görevle ne işi olur ya? Ya gitmiş spor salonuna, magazine falan çıkmış. Ya senin magazinde ne işin var ya? Ya
Çıldıracağım ben. Yani benim aklıma da başka bir şey gelmedi ama yani haklısın şey. Yok yok, ben delireceğim. Arıyor bir de. Bir de arıyor yüzsüz bir de. Ateş, bittin sen Ateş. Ateş, sen bittin sen Ateş. Bittin Ateş, bitti. Açmıyor, açmıyor. Geçmiş olsun komutanım. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Neyse, iyi ki yüzün çıkmamış ya. Yoksa magazine düşen istihbaratçı da pek de hoş olmazdı. İyi. Size de goy goy çıktı. Ben ne yapar eder toparlarım durumu. Hadi operasyona gidiyoruz. Toparlanın. Hadi, hadi, hadi. İyi misin Yavuz? İyi sayılırım komutanım. Baban da değil mi aklın? Vatan aşkı için canını ortaya koyuyor. Duyduğum gururu anlatamam. Ama bir yandan da... endişeleniyorum komutanım. Haklısın Yavuz, anlıyorum seni. Ama şu anda babanı beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Zamanı geldiğinde hem gidip babanı o delikten çıkaracağız... hem de Medusa ile ilgili her şeyi öğrenmiş olacağız. Bir yandan da bizimkiler de Arman'ın yanına gidiyor şu an. Ve senin de aklın orada. Onlarla değilsin diye için için yiyor değil mi? Belki de böylesi daha iyi Yavuz. Şu an için senin dermanla karşı karşıya gelmen ne kadar doğru bilemiyorum. Annemi öldürdü. Hafız'ın ölümüne sebep oldu. Binlerce masumun kanı var elinde. Elbet bir gün karşılaşacağız. Er ya da geç. Elbet bir gün karşılaşacağız. Ateş'e. Yalnız henüz ziyaret saati başlamadı. Sıkıntı yok Agah. Mekan benim. Ona ne şüphe. Ah Agah, ah. Biliyor musun, sende her şeyden biraz fazla var. Zeka, cesaret, vatanseverlik, fedakarlık. Ama bak, sonu bu. Karşımda eli kolu zincirle bağlanmış bir adam. Bu saydıklarının milyonla biri sende olsaydı... belki de şu an bu zincirlere ihtiyaç duymayacaktın. Ama sen de haklısın. Ancak bu zincirlerle eşitlenebiliyoruz. Öyle değil mi? Ya. Bu zincirleri takmaya mecburuz. Çünkü seni kontrol altında tutmamız lazım. Yoksa sen birine zarar verebilirsin değil mi? Ah ya. Demek Ebu Zübeyir'le konuşmak istiyordun ha? Bu yüzden kendini açığa çıkardın. Medusa için
kendini feda ettin. Ya artık tabutuna bir tane madalya takarlar. Hı? Öyle değil mi? Bizi kendinizle karıştırmayın. Kucaktan kucağa gezerek karşılığında kurdele beklemek sizin işiniz. Bizde ise vatan görevi hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Canım benim. Hala bir özgüven. Ama seni takdir ediyorum Agah. Bu yüzden sana çok güzel bir hediyem var. Görünce bayılacaksın. Demek Ebu Zübeyir'le konuşup ondan bir şeyler öğrenmek istiyordun, ha? Al. Öğren öyleyse. Sana Ebu Zübeyir'in kellesini getirdim. Hem burada bir başına canın da sıkılmaz. Ha? Sana arkadaşlık eder Agah. Hadi konuş bakalım, sana bir şeyler anlatacak mı? Yaklaştık komutanım, şu patikanın arkasındaki mekan. Fazla sokulma. Çaylak, halledebilecek misin? Halledeceğim komutanım. Aslanım benim. İzmitli, sen de Çaylak'la beraber git. Emredersiniz komutanım. Hadi o zaman biraz gürültü yapalım. Geldik sayılır komutanım. Güzel. Tam vaktinde. Deprem 2, deprem 1. Deprem 2 dinlemede. Hareketlilik var mı? 3 kişi. Dışarı şimdilik sakin. Deprem 5, deprem 1. Deprem 5 dinlemede. Tamam mıyız? Tamamız komutanım. Etkisi kaç olur? En az 6.2. Hadi. Son 5. 4. Yat.
Dikkatli oluyor. Niye bu? Niye oluyor? Gece buraya gerizekalılar. Askerler geldi. Fırla, fırla! Koş, koş! Deprem değil aslanım. Türk askeri geldi, Türk. Temiz. 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 Dermanı bulabildik mi? Yok komutanım, bulamadık. O zaman aramaya devam. Derman nerede? Ben bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun lan? Nerede lan derman? Konuş lan! Senden başka kimse var mı burada? Yok. Kimse yok. Bana bak. Derman nerede? He? Nerede lan? Konuş! Doğru düzgün cevap ver. Nerede derman? Anlaşıldı, bu böyle konuşmayacak. Keşan lan. Tahir. Kalk lan. Kalk. Konuş lan, derman nerede? Konuşsana lan. Konuş lan, derman nerede? Kabak gibi patlayacak beynin. Konuş. Konuşsana lan.
Büyük komutanla gelmiş ha? Bir taşla iki kuş. Bana sıktığın o kurşunun hesabını canınla ödeyeceksin komutan. Canınla. Keşanlı fırlat at bunu aşağı. Konuşacağı yok bunun. Bak elimden kayıyorsun, bırakıyorum bak. İyi. Sen bilirsin. At bunu Keşan'la aşağı. At. Tamam, tamam konuşacağım. Amine. Çekin mi body? Bilmem, hiç çekmesen mi? Gel buraya. Buyurun komutanım. Yalnız bize verilen talimatta içeriye sadece sizin gireceğiniz yazıyor. Ben sizi burada bekliyorum komutanım. Tamam. Artık yolun sonuna geldiler. Bu belgeler onların sonu olacak. İnşallah Yavuz. İnşallah. Bana bak. Sana son kez soruyorum. Derman nerede? Derman yok. Dosya var. Dosyaların peşinde. Ayağın dosyalar. Kim teslim edecekse Derman engelleyecek. Ne? Ben adamı indiririm. İndirir indirmez dosyaları alın, tamam mı? Tamam anlaşıldı. Erdem komutan. Yavuz komutan. Arayalım hemen. Bir saldırı olabilir komutanım. Komutanım arayalım komutanım. Efendim. Komutanım. Derman oralarda olabilir. Dosyaların peşine düşmüş. Ne? Kim teslim edecekse engelleyecekmiş bir şekilde. Komutanım!
peşinde bunlar. Ne yapıyorlar? İndir silahı. İndir, indir, indir. Buna bakın. Komutan yaşıyor. Kim varsa sakın. O dosyaları almadan da gelmeyin. Beni fark ettiler. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Aracımızdaki asker vurdu sizi. Kaçtı. O vurmadı. Başkası vuracaktı. Yavuz benim hayatımı kurtardı. Bitti Derman. Seni almadan buradan çıkmam. Senden her aldığın masumun hesabını soracağım Derman. Silahını. At silahını. Buraya kadarmış Derman. Yavaşça arkanı dön.
Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir.